biraz hızlı davranalım. Tamam hadi. Menderes Bey, ne taraftasın? İleri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmayan atık sular ve tarımsal gübre kaynaklı olarak Marmara'ya yoğun şekilde azot ve fosfor yayılımını da biliyoruz. Son olarak da denizde bir durağanlığın oluşması müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. Şu anda Marmara Denizimiz 24 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusu barındıran Marmara Denizi Havzası'nın korunması için bu büyük nüfusun atıklarını bilimsel şekilde de yönetmemiz icap ediyor. Marmara Denizimizi bilimsel gereklilikler çevresinde korumak ve baş gösteren müsilajı kontrol altına almak adına 6 Haziran 2021 tarihinde 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanmıştı. Bunun ardından Bakanlığımız koordinasyonunda valilikler ve belediyelerimizle birlikte yürütülen özverili çalışmalar neticesinde deniz yüzeyindeki müsilajı bir ay gibi bir süre içerisinde temizlemiştik. Aynı zamanda müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj eden tesisleri kalabalık bir ekiple denetçilerimizle sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya da devam ediyoruz. 13 Haziran 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Marmara'nın korunması ve müsilaj gibi bir soruna bir kez daha mahal verilmemesi adına koordinasyon kurulumuzda tesis edildi. 2021 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda Marmara'nın geleceğini koruma altına alınması adına 21 bilim insanımızın katılımıyla bilim ve teknik kurulu oluşturuldu. Ve müsilaj sorununa karşı üretilecek çözüm önerilerini bu vesileyle bilimsel bir veçhede kazandırıldı. İkincisi, Marmara Denizi'nin çevresel durumunu iyileştirmek ve müsilajın tekrarını önlemek için 2021-24 yıllarını ihata eden Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Plan hazırlandı. Sonra yine aynı bir kararla, ayrı bir kararla Marmara Denizi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Hepimizin malumu, hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik bir eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılması ile ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü müsilaj nihayetinde bir sonuç. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa bir müsilaj gibi ekolojik bir felaket kapımızda bekliyor. İkincisi, Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere eko canlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor. Bizim burada amacımız kurumlarımızın neler yaptığını elbette ki tespit edip görmek. Biraz sonra zaten onunla ilgili de bir sunum olacak. Ama hiç kimseyi suçlamak değil, suçlu aramak değil. Böyle bir derdimiz yok. Çünkü bu ayrı bir konu. Burada doğru tespitler yapıp, sonra yol haritamızı belirleyip, eylem planını da doğru bir şekilde en hızlı vaziyette uygulamak durumundayız. Bunun için bir aradayız. Amacımız Marmara Denizi'ni eski güzel haline yeniden el birliğiyle kavuşturabilmek. Neler yapabiliriz? Kime ne görev düşüyor? Bizim üzerimize düşen bir görev varsa her an bunu yapmaya da hazırız. İnşallah bu toplantılar yeni nesillere borçlu olduğumuz üzere tertemiz bir Marmara Denizi'ni ortaya çıkarmaya vesile olacaktır diye ümit ediyorum.